Hadi o açıyı geçtim birader. Biz bu kış gününde soğuktan dışarı çıkmaya üşeniyoruz. Bak evde dahi üstümde ceket var. Ev sıcak ama gene de insan böyle az da olsa üstü sıcak olsun istiyor abi. İlla bir soba yakmaya istemiyor yani. Ben öyleyim yani. Elektrikli sobayı dahi yakmak istemiyorum ya. Anlıyor musun? Normal bir vücut ısıtı olsun yeter bana. Ev o kadar soğuk değil ama konumuz bu değil. Neyse anlatıyorum konuyu hemen fazla dolandırmadan. Görüyorum abi bak bu soğukta bildiğin soğuk donuyor ya. Götümüz donuyor. Bak İzmir gibi yerde biz soğuğa alışık değiliz abi. Biz karı dahi görmedik. Bak karı. Karı görmedik biz hiç. Çok nadirdir. Ben ufacıktım öyle kar yağdı buralara yani. Çok nadir yağıyor. Neyse. Geçen gördüm abi bu soğukta bak. Bildiğin titriyoruz ya. Biz yürüyemiyoruz. Kız mini etekle giymiş. Böyle hani uzun çoraplar oluyor. Böyle nasıl ne diyorlar ona? Kilotlu çorap mı? Tayt gibi çoraplar oluyor. Onu dahi giymemiş bildiğin mini etekle. O soğukta böyle dolaşıyor mini etekle ya. Bildiğin ya. Biz böyle montları giymişik. Kalın tüylü. Karı sadece mini eteği giymiş. Mini etekli desem de 3 santim bir şey ya. Öyle insanları görünce bak kafamda şu soruyu sormadan duramıyorum abi. Abi orana klima mı taktırdın bana söylesene. Kalorifer mi taktırdın? Ne yaptın? Isıtıcı mı soktun içine? Anlatsana bana nasıl üşümüyorsun yani? İnsanın ayağı orası üşümez mi mini etek giyerken? Bak üstte de bir şey yok. Üstte ceket olsa ama üstte de ceket olsa gene mantıksızdır. Altta bir şey yok amına koyayım ya. Gene o dediğim kişinin de göbeği de açık ha bu kış gününde. Anlam veremiyorum. Yani anlamıyorum oraya klima mı sokuyorlar? Isıtıcı mı sokuyorlar? Kalorifer mi sokuyorlar? Bu kış gününde abi nereden geliyor bu sıcak? Yani bize de söyleyin biz de bilelim abi. Yani bu kış gününde mini etek giymek nedir? Ha bak orası ayrı istediğinizi giyebilirsiniz. İstediğiniz gibi takılabilirsiniz ama abi kış ya. İnsan böyle bakmadan düşünmeden bu soruları sormadan edemiyor. Tamam bakımlı olmak, süslenmek, giyinmek bak bunlar çok önemlidir. Ben de bu konuya çok önem veririm. Ama abi bildiğin kış ya. Yani sırf güzel gözükmek için, bakımlı gözükmek için de yani o kadar soğuğu yemeyin hasta olursunuz abi yani. Amacınız ne? Bak biz de ben de bakımlıyım. Haftada en az 3 kere berbere giderim ya. Ama dediğim gibi bazı kızlar var abartıyor abi. Şimdi bazıları da diyebilir. Feministler savunur şimdi. Sana ne şimdi onun giyiminde? E kadınlar bir şey giyip dışarıda gezemesin mi ya? Sana ne kadınların giyiminde? Bir şey de giyemeyeceğiz biz sizin gibiler yüzünden diyebilir. Senin gibiler yüzünden sokağa çıkamıyoruz. Yok şöyle yok böyle deyip bu konuyu alır uzatır bir dünya şey de söyleyebilir. Abi sizin giyinmenize karışan yok. Sokağa çıkıp dolaşmanıza zaten laf eden yok. Hayır yani kendinizi cinsel obje olarak göstermek için elinizden geleni yapıyorsunuz ve sokağa çıkınca tüm gözler sizin üstünüzde olsun istiyorsunuz. Tüm odak, tüm insanlar size baksın istiyorsunuz ve böyle kış gününde dahi seksi giyinmek için böyle elinizden geleni yapıyorsunuz. Mini etek gibi çeşitli böyle açık kendinizi oranızı buranızı belli edecek kıyafetleri giyiyorsunuz. Sonra sokağa çıktınız mı erkekler size baktı mı? Ay abaza, ay sokakta rahat dolaşamıyoruz, yok şuraya mı baktı, yok beni taciz ediyorlar, yok laf atıyorlar deyip bir dünya saydırıyorsunuz. Abi ne desem ki bak diyecek kelime bulamıyorum. Madem neden böyle giyiyorsunuz abi neden? Şimdi düşünün ben bir erkeğim değil mi? Şimdi götümün arasına kaçan bir tane şort giyip bu kış gününde sokağa çıksam. Abi kadın erkek fark etmez herkes bakar bak delikanlı gibi. Bu açıdan düşünün yani farklı görünen herkese bakarlar. Ha yazın giyinirsin bir şey demem o ayrı konu. Ama kış günü de böyle yapılmaz abi ya. Sonra da diyorlar ki işte tüm erkekler abaza bir şeyleri giyip rahat dolaşamıyoruz. Neden acaba? Ya neyse cahil insana laf anlatmak çok zor be abi. Neyse. Geç.